Bak. NBA'in büyük bir sorunu var. Bu grafikte de var olan sorunun boyutunu görebilirsiniz. Bu sayı ortalaması grafiği falan değil. NBA'in ayakta kalabilmesi için gereken tek şeyin grafiği. İzleyici. Bu iki takım ve bu oyuncular tüm NBA tarihinin en çok izlenen final serilerinden birini oynadılar. 2015 NBA finalleri 19 milyon kişi tarafından izlendi. 2017 NBA finalleri ortalama 20 milyon izleyiciye erişti. LeBron'un comeback yaptığı, şu bloğu vurduğu 2016 NBA finallerinin 7. maçı ise tarihin en fazla izleyici alan final serilerinden biri oldu. Tamı tamına 31 milyon izleyiciye erişti. Bu sayı en son 1998'de Chicago Bulls ve Utah Jazz finalinde görmüştük. O da yaklaşık 34 milyon kişiye hitap edebilmişti. Jordan finallerden gitti, bir düşüş yaşandı. Kobe ile Lakers gitti. Başlar yarım saat sonra mı? Aynen. Bak adam ne diyor mesela? İzleyici azaldı diyor Jordan gidince, sonra Kobe geldi düşüş diyor. Düşüş yaşandı. LeBron'da da aynısı oldu. Ama bu seferki düşüş çok büyük boyutlarda. 2019 NBA finallerinde Golden State ve Toronto Raptors serisinde rating kazanması yaşansa da Toronto Raptors sayıları biraz da olsun dengeledi. Bir Kanada takımı olduğu için o ülkedeki izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. 2020 finallerine baktığımızda ise büyük sorun tam olarak kendini gösteriyor. Bu serideki ortalama izleyici 7 milyon kişiydi. Maçlar... Oğlum 7 milyona düşmüş. 7 milyon. Dünya Kupası finalini 12 milyar kişi izlemişti. Az bu. 12 milyar kişi nasıl izliyor oğlum? İlan olmasın o. Jim Fox iyi misin? Türkiye'de de 150 milyon oy mu kullanılmış? Öyle mi oluyor yani? Bunun makarası bu mu? Senin de makaran bu mu? Onlardan biri ise yalnızca 5 milyon izleyici almıştı. Bu da değil futbol veya diğer spor reytingleri. Şu garip programın reytingleriyle yarışacak hale gelmesi demek. Bu program o kadar var mı bilmiyorum da salladım şu an. 2020 NBA finalleri 2019 NBA finallerine göre %51 düşüş gösterdi. Düşün %50 düşmüş. Mesela şimdi NBA bunu sürekli devam etse, sürekli düşün 30 milyon izlenen finalin senin atıyorum 9 milyona düşerse sen otomatikmen bir sürü şeyi de şey yaparsın. Mesela zamanında bu çocuğun videosunun devamını söyleyeyim. Çocuk diyor ki bu Golden State'e Durant geldi ya bir zaman. Direkt Durant gelince de yok ettiler. Çünkü hani çok güçlü oldular falan gibisinden. Hani çocuk diyor ki zamanında tam kim hatırlamıyorum. Bir kadroya bir oyuncuyu alıyorlar. NBA izin vermiyor. Bildiğin NBA izin vermiyor. Yani diyor ki bu transferi yapamazsın. Fair play'e uygun değil veya başka bir bahane. Chris Paul Lakers mı? Yani işte bilmiyorum aynen. Chris Paul Lakers'mış. Mesela ona izin vermemişler mesela. Anladın mı? E düşünsene şimdi. Bence çok mantıklı baktığın zaman. Ki bilmiyorum yani. Sallıyor mu diyorsunuz? Bence niye sallasın ki? Mantıklı yani. Adam Silver izin vermiyor. Evet bak şinasi bilgili bir abim bize benziyor. Abi NBA'de salary cap var da benim söylediğim salary cap'le alakalı bir şey değil diye biliyorum ben. Ya neyse işte mesela atıyorum öyle kadroların hepsinin aynı takımda olması güzel bir şey değil. Zaten salary cap'te bu yüzden var. Bence 10 numara 5 yıldız bir olay. Keşke futbola da gelse. Keşke futbola da gelse salary cap. Draft olayı falan falan bence çok iyi. Çünkü bu niye iyi? Oyuncuların çıkmasını sağlıyor. Farklı farklı takımların şampiyon olmasını sağlıyor falan. Yani o yüzden müthiş bir şey bence. Ragocum. Efendim. Alo. Ne yapıyorsun? Hiç. Ben de izin vermiyor diye biliyorum da millet öyle değil diyor. Herkesin kendine göre bu tarz durumlarda bir bildiği oluyor tabii. Orası ayrı konu. Neyse işte o Durant olayında da hani transferin yapılmaması lazım diyor çocuk. Hani NBA'in başındaki adam değişmiş. Bu bir tane zayıf bir tane adam var ya Kel. O gelmiş işte. O bu tarz şeylere izin veriyormuş. İzin verdiği için de hani yönetimde bir sıkıntılar var falan diyor işte çocuk. O yüzden diyor sıkıntı oldu falan filan anlatıyor öyle. Beyler bu arada Rago geldi. Chat'te de biraz düzen olursa sevinirim. Cuzu gelince cıvıtırız. Cuzu çarvanı. Cuzu bizden bir gocundu sanki ya Rago. Onu fark ettin mi sen? Gocun var lan kardeş. Bir gocundu sanki o. Öyle bir vibe aldım ben ondan. Çok mu buluyoruz acaba? O Cuzu da hak ediyor mu sanki? Cuzu zaten hak ediyor canım. En iyi skin'de jungle'a geçmek ne abi? Cuzu'nun hak etmediğini düşünen varsa onun problemi yani. Onu ayıktırayım ben sana da. First Blood. Abi wave'im çok güzel. Buraya bir gank atarsan acayip mutlu olurum Kha'Zix'cim ya. O istediğim öyle bir gank değildi ama.
Olsun, o da kafi. Koç, TCL'de Fenerbahçe Galatasaray çekince izlenmeler düştü zaten. İzlenme düşer, sponsor da gelmez. Bu sefer takımlar ekonomik olarak sıkıntı yaşar. Ya işte ama düşünün yani, bunu takımda oyunculara anlatamıyorsun. Oyuncu diyorum, izleyiciye. Adam mesela diyor ki, izleyici bu kadar önemli mi diyor mesela chatte. Adamın sorduğu, izleyici bu kadar da önemli değil aslında ya. Kendi kendine oynayabilirler. Yayın da yapmayalım. Hani direkt kendi kendine evde oynasınlar. Biz şampiyonu açıklarız hafta sonu. Boşuna e-sporcu olmuşuz yani. Osmal, hoş geldin Osmal. Osmal. Peki bu Osman'ı ne yapacağız abi ya? Gumayışı bile planlıyor adam. Osman'a benim gibi bir koç lazım ya. Ona ayar verecek değil mi? Övecek. Ayar verecek pardon. Gumayışı bile planlıyor adam. Ben anlamadım ki. Hayır, Gumayışı ne diye planlayabilirsin ki yani? Yani adam ne yapmış olabilir yani? Ya sen düşün. İnsanda bir utanma olur Osman. Allah Osman'ım ya. Oğlum bu şampiyona ben ayar oldum ha. Hangi şampiyonmuş o? Malzar. Kralına eyvallahımız yok abi. Laflara bak. Allah'ım yarabbim ya. Neyse, Gumayışı'yı bu arada flame atabilirsin ya. Niye atabilirsin? Burada Avrupa'dan birini atma. Niye atma? Yarın öbür gün belki takımda oynarsın. Gumayışı'yla aynı takımda oynama ihtimalin yok zaten. Senin bir takıma ama giderken engelleyemez de. Salla gitsin, bir şey olmaz yani. Osman'ın Avrupa'da oynama şansı da yok. Bak ya. Obez yazıyor adam chat'e. Zargana seni. Osman'a vursam yarısı boşa gidecek gerçekten. Sen hiç obez tokadı yemedin herhalde Osman. Obez tokadı yemedin sen hiç Osman. Belli oluyor obez tokadı yemediğin. Osman'ın obez şeydi. Neyse. CSGO'da surf yapıyoruz, adam chat'ten bizi filmliyor ya. I am the true Demacia. Silas Dantitar oynama çok zevkli ya. Sabah bir oynayayım dedim. Ya evet, yalan zevkli de işte böyle malzar gelince karşına hiç de keyifli değil aslında yani. Ama Kha'Zix. Bakayım sana bir. Sürpriz. Abi adam Irelia almış. Karşısına Jax aldınca Fear Champ yazıyor. Abi o zaman Irelia niye oynuyorsun ki yani? Irelia oynuyorsan o tarz şeylere alışık olup o adamları da yenebiliyor olman lazım. Yenemiyorsan oynama abicim. Değil mi? Mesela bak, ben oynuyor muyum Irelia? Abi sen beceremem. Mesela. Mümkün değil yani. Oynama ihtimalim sıfır direkt. Ben bir hep buz mu alsam bu maçı ya? Ben hep buz alacağım. Irelia karşıdaymış da ben sizde zannediyorum. Adam ağlıyor zannettim sizin takımda. Yok yok, rakip de ağlıyor ya. Ben abi bu tarz oyuncuları... Bir de ağlıyor adam. Ben bu tarz oyuncuları direkt sevmiyorum ya. Benim takımda olup olmaması önemli değil yani. Atla lan. Tam Osman tarzı ya. Jax'e ne vuruyor be? Aa, güzel o bana ulti attı. Adam silence'da attığı için benim ulti bozuldu. Ay ne kadar iğrenç oynadı. Normalde ölmüştüm Azar'da. İsteseniz yapamazsınız aynı anda. Vallahi billahi ya. Vallahi bak. Neyse, NT diyelim. Bugün başka konuk var mı ya? Yoksa Closer gelecek. Ya bırak artık. Ha, oğlum yayında söyledi Closer, yemin ediyorum ya. Dedi ki ne maçı var bugün dedi. Dedim adama GDG dedim. Ay, BLG G2 dedim. Chat, ben bu adama inanmıyorum artık. Chat'te yok var mu Closer'ın yayınını sabah izleyen? Var mı harbiden izleyen birileri? Ben bu adama güvenemiyorum artık. Doğru diyor, Çerez Hakkı söyledi. İnanmayanlar bir. İyi, hadi bakalım. O şu an Scrim'de büyük ihtimal. En son öyle diyordu. Bir buçuk saat sonra Scrim var diyordu. Abi bak, adam mesela Kore'de şu an 2 blok Scrim atıyor. Bunu Ben de Vesti... Takıma... Ben de Vesti'nin içinden geçiyorum o sırada Ragnar. Her neyse, TR'deki herhangi bir takımın 2 blok Scrim atma şansı kaç? 0. Adam çıldırdı. Selamünaleyküm. Aleykümselam Osman, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz atıyorduk, yalan söyleme demiş Edremir. Attığın için mi at? Neyse.
Şişko bana niye sallıyor ya? Durduk yere. Bu şişko oğlum sana bak niye sallıyor bilmiyorum ya. Hiç obez paketi yedin mi? Sen ona bir cevap ver Osman. Obez paketi yedin mi? Sen hiç kavga ettin mi Osman küçükken? Ciddi soru bu arada. Ettim oğlum, niye etmiyorum? Osman mahallede semtte büyümüş. Osmanlı semtte büyümüş havası alıyorum ama semtteki böyle etliye sütlüye karışmayan, çok zor durumda kalmadığı sürece kavga etmeyen çocuk Osman. Vallahi Osman tam olarak öyle ya. Değil mi Osman? Ulan evet, konuşanlarda evet. Adam bunu bilince alkışlıyorlar. Bize hiç yok böyle şeyler, anladın mı? Osman'la Penki Elvin tarzı bir kafes dövüşü ayarlamak lazım ya. Ezersin sen beni yanlışlıkla falan. İhtimalle de işte makarası orada, anladın mı? Dayı gizliden izliyor. Dayı gizliden oyun öğrenmek için bizi izliyor. Ya sen Mostran, dayı benim fanım. Sen onu bilmiyorsun herhalde. Aha. Osman'a bir WAQ kombosu atacağım chat. IRL'de var ya. Umarım şu trolledi ya. Hayır oğlum, direkt Jax W'su atacaksın ona bir tane. Ya da Malphite. Malphite'la auto attack atacaksın. Zvam diye böyle. Anladın mı? Malphite'la W basmayacaksın ama. Işte W basmadan vuracaksın ama. W ile iki elle vuruyor. Tabii bir tabii. Sağdan bir soldan. Tabii. Şulap bir tane koyacaksın şöyle. Oto. Normal oto yani. O bile yeter anlamında. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim skill shot'ta artık şey çıkmıyor. O niye? Yuvarlak çıkmıyor. Mesela gittiği yer gözükmüyor. Bak Ragnar böyle gözüküyor. Seçiliyor, onun ayarı var. Nasıl? Nereden Osman? Bilmiyorum ama işte. Ya oğlum ayar olduğunu biz de biliyoruz. Ara yüzde abi. Ara yüzde. Tamam hangisi? Abi. Söyle. Ara yüzde değil ya. Ara yüzde olması lazım diye biliyorum. Tamam hangisi? Söyle Osman. Abi İngilizce yok ki. Ne yapıyorsun ya? Osman ya, kıyamam sana ya. Abi ilk sayfa olması lazım. İlk seçenek. O ilk seçeneğe tıklayınca üçüncü boşluktaki yerde işte Q'yu oraya seçiyorsun galiba. Hayır oğlum ben ya. Ben Ragnar farklı. Ragnar farklı anladın oğlum sen. Sen neyden bahsediyorsun ki? Bak oğlum zaten bende şu an o başka tuşta. Tamam mı mesela? Hangi Q'yla tuşta atarsın bak bu böyle gözüküyor. Oto attığım da var. Anladın mı? Çift tuş ama benim dediğim böyle gözüküyor. Normalde böyle gözükmemesi lazım. Ha sen daireyi istemiyorsun. Daire değil, böyle direkt ok gözüksün diyor. Ok. Okey okey. Ama bilmiyorum. Tamam şey. Arayüzde işte o. Ben biliyorum onu da. Lan tamam arayüzde de Osman. Hangisi? Biridir abi ya. Abi disable hood spell click var orada bak. Gördün mü? Nerede? Ona tıklama. Nerede diyor bir de. Maç kaçta başlıyor? 3'te. 15 dakika başlar. Allah'ın selamını inanmadınız, fark ettim ben. Oğlum sen böyle bak böyle selam veriyorsun büyük ihtimal. Böyle gelip böyle bir. Diye geliyor tamam. Bizim de bir şeyler konuşuyoruz. Kim olduğu bile belli olmuyor. Sonra ya, selamını almıyor. Kamera mikrofonu galiba. Eller closer bekliyorduk. El Ramir geldi falan. Closer beklerken El Ramir'e kaldık. İdare edin. Osman'ın gelmesinden iyidir. Oo. Çocukken böyle yapar mıydın Ragnar? Elremir, sen hiç Zargana tokadı yedin mi? Ne? Sen hiç Zargana tokadı yedin mi Elremir? Kanka sence Zargana birinin bana tokatlama ihtimali var mı? Elremir, sen hiç obez tokadı attın mı Elremir o zaman? Elremir bizi ayıklamak istiyor ya. Elremir, sen obez tokadı attın mı onu söyle bir. Muhabbete bak delireceğim ya. Sen attın mı atmadın mı oğlum, evet veya hayır de ya. Çok zor bir şey değil yani bu. Ben şişkoyken kavga etmedim sanırım. Zayıflayın, bekleyin zayıflayıp geleceğim mi dedim? Ya ulan. Şöyle bir durum olmadı. Aha. Edremir ayağını denk al. Takımını leaked etme şimdi bana burada bak. Oyyyy. The Chorez. Chorez'a. Çalmazsa benim leaklenecek bir takımım var. Oha. Oradan vurmayalım. Oha. Edremir'den o best tokadı geldi. Elremir'den o best tokadı. Demek böyle hissettiriyormuş Osman. Ah lan Osman. Osman bir gün gideceksin abi. Oğlum. Gumayışı'ya bile diyecek ki Osman abi kusura bakma. Yani. Gumayışı diyecek ki Osman abi kusura bakma. Ama Osman orta açıp duruyor ya. Ama hep de böyle takım konuları açıyor adam. Evet Osman ya. Sen de o konuları açma oğlum.
Evet oğlum ya. Sıkıntı yok, artık öyle derdimiz kalmayacak. Haydi, haberler var diyorsun ha? Ne diyorsun ya? Yeni takımı kurulmuş. Oy, o ince bir orada bak. Bak Zargan'ı tokat, zayıfladıktan sonraki tokat bu. Hani EL takımı kurulmuş alttan. NPC gibiyim ya şu an. Oo, Arada bir de sound basayım, nerede bak. Al şu Malzar dayı mı? Malzar dayı olsa 140 CS yapabilir mi benim karşımda? Oo, ama E'ye vuruyor yani, atıyor muyum? Yo da, bak dayı bak şimdi. Sana bir istatistik vereyim mi Ragnar? Ver bakayım. Dayı orman dışındaki koridorlarda kendisi minyon kestiği şampiyonları asla oynamıyor. Heimerdinger ve Malzar oynuyor sadece. Arabalara bırakıyor, onlar kesiyor minyonu. Adam robotlu sisteme önceden geçmiş yani, anladın mı? Allah'ım ya. Oğlum, bu kadar niye güldüm bilmiyorum ama. Oğlum harbiden öyle. Şaka değil yani. Bizde ya, şaka yok abi. Ya. Arabaya fena koptum. Arabaları bırakıyor. Ragnar buraya eğlenmeye geliyor ya. Luna Park mı lan burası? Evet. Burası çocuk parkı, çocuk. Burası çocuk parkı oğlum. Buraya eğlenmeye gelmeyeceksek niye geliyoruz? Boş yapacağız, eğleneceğiz. Umayushi. Adam sana ulti Osman attı. Osman YouTube'a atsana ulti oğlum adam. Şeyi. Adam sana ulti attı bu arada. Benching gitti abi. Umayushi flamledim diye mi abi? Evet. Umayushi'yi kickledim, takımdan atıldım sonra. Ha geliyor ileride. Adam trolledi ya. Gumoş'u yalayacak değiliz yani. Mi? Çerez'in ikiz kardeşi. Klonu Elremir bir gün sen de iyi bir Koreli bul yanına. Bao'yu attır takımdan. Buldu da işte o attırdı. Abi. O da neyse, atılma ben, konularına girmeyelim. Ben de takımdan atılmadım en azından. Aynen. Gerçi ben de atıldım zamanında ya bir kere. İTL champ artı EMEA champ oluyorsun. Burada en güzel bak, atılan benimdir ya. Şimdi bak sayı olarak Elremir daha iyi olabilir ama hani atıldığındaki en büyük linçi ben yemişimdir büyük ihtimal bu alemde. Benim takımda fena linç yedi ama hala görüyorum ben. Bao'ya seviyorlar. Yazıyor tamam muyum? Da oğlum Bao'ya seviyorlar. Ben atılıp linç yedim. Ben bir de DP'ye gittim. O nasıl oldu ya? Ben bir de DP'ye gittim, ondan sonra orada da linç yedim bir tur. Yani durdurak bilmedi 1,5 sene boyunca. Anladın mı? Bir orada şey öyle çok bir dipnot vardı. Ben hiç unutmuyorum. Teles şey diyor bize. Oğlum ben gittikten sonra iyi oynarsanız ağzınıza sıçarım dedi. Tamam mı? Biz sonra Mesut'un app'ini almıştık zaten. Tolerant yerine de Zerg gelmişti. Bir win streak yapmaya başladık. Böyle playoff potasına girecek gibiyiz. Lan zaten bak en büyük link şu oldu. Ben DP'ye gittim. Ya, oğlum, DP'ye gittim. Bak ben sana oradaki en komik olayı anlatayım mı? DP win streak'te, tamam mı? Böyle playoff'ta böyle 3. falan hani sıralamada. Ama DP'nin mental patlak. Ama bunu kimse bilmiyor tabii dışarıdan. Onlar 1.'ydi değil mi böyle sanki? Yok 3.'ydü. Ama kış sezonuydu. Ama o bayağı iyi oynuyorlardı o ara. Ama mental patlamış bunların. Tamam mı? Mental patlak. Bana işte gidiyorum böyle, herkes abi işte ben eve döneceğim falan. İşte Juzu gidiyor diyor ki Ertuğ abiye ben akademide oynasam olur mu? Falan bak. Hani öyle mental, tamam mı takım? Ama tabii dışarıdan bak, nasıl gözüküyor? Ooo DP çok iyi. Ben Galatasaray'dan gidiyorum. Galatasaray düzeliyor. DP'ye geliyorum. DP bozuluyor. Yani öyle bir problem oldu orada. Aha. Bir de şey hikayesi var bende ya. Zerg Sting'in geldiği hafta ben Galya top oynuyorum Galacticos'a karşı. Az daha yeniyorduk bunları, tamam mı? Hani bir tık iyi oynasak yeneceğiz böyle maçı. Herkes böyle mutlu, ulan az daha yeniyorduk falan filan diyoruz. Zaten 3007 luzuz yani. Zerg Sting yeni gelmiş takıma, kötü bir takıma gelmiş. Biz maçı kaybetmişiz, seviniyoruz böyle kaybettiğimize sanki. Oğlum maç kaybettik, niye gülüyorsun dedi, tamam mı? Kanka dedi, ilk defa iyi bir oyun oynadık ama kaybettik, onu o yüzden mutluyuz falan diyorduk adama. Adam yani nereye geldiğini şaşırdı oğlum. Çerez varken mok gibi oynadık, şimdi zamanı. Çerez gitti, hadi beyler. Hadi. Herkes oynasın. Aynen. Oğlum adam neye geldiğini şaşırdı diyorum ben size, anladın mı? Komik bir şey yok ki burada zaten. Burada komik olan Furkan abinin atılıp takımını iyi oynamaya başlaması. Gittiğim yerde de bok gibi oynanması. O komik. Not yani. Ben şeyi beklerim ya. Atıldık ya abi harbiden. Şey yazıyor ya chat'e MNS.
Valuz. Onu yazacağım, kaybetsin. Sen hikayeyi biliyor musun abi? Yo. Emenes Excel'de oynuyor. NLC liginde. Finale tamam. Doğru atıyorlar bunu. Yerine başka birini alıyorlar. Finalde değil de böyle playoff potası. Tamam. Playoff'tan. Sonra yerine aldıkları midlane'le kaybediyorlar. Adam gidiyor chat'e. NLC chat'ine yayında. Bunlar kaybederken why lose soru işareti koyuyor. Güzel. Aşağı da bir de o niye benchemişti acaba? Yok lan kaybetti Excel bunu attıktan sonra. Hayır MNS büyük hayır, ihtimal şeyi taşıyorum. Yapıyordur işte ya. Benim bildiğim Galacticos'tayken de o scrimleri falan paso trollüyormuş ya. Ya öyle zaten. Eldemir'i iyi bilir. Alıştık ya bunlara. Ama adam işte bak Eldemir'in de makarası bu ama. O adamla kimse oynamayı kabul etmez. Eldemir onu idare ediyor gibi düşünün yani. Scrimlerde. Eldemir'in değerini bilmiyorlar. Bak Eldemir abi şey gibi düşünün. Sabri Sarıoğlu. Hani adamın iyi dönemi var ama hep flame yiyor. Hani Sabri iyi oynadığı dönem var şimdi. Şimdi onu da bir şey yapalım yani, anladın mı? O tarz adam yani. Necip, he o da olur. Necip de olur. Vailus. 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 Abi fena komik ya. Ne zaman iyi oynadı? Oğlum Sabri'nin sabah daha Real Madrid maçını izledim ya. Sabri böyle geçip Schneider'e pas atıyor. Schneider sol ayağıyla kontrol edip tık sol köşeye bir koyuyor. Ondan ne uğradığını dedim ya. Bu dönemler de vardı ya dedim. Sabri'nin Gerrit Bale golü der susarım abi. Draft başlayacak, seri bitir. Rahat ol, rahat ol. Emlakçı da yazmış, Furkan kirayı ödememişsin yazmış. Evden atacaklar şimdi. Kirayı ödemem lazım. Chat hadi kiraya destek chat. 3-5 demeyelim, boş geçmeyelim. Why lose? Why lose? Arkada büyük bir VS var. Ben de katılmak istiyorum oraya. Abi sen de keşke şey yazsaydın ya. Why win? Why win? Ha? Why win? Oy ya, içeri saylası da bir başka ama be. Oy, oy, out pilavdan yani bir anda kuru fasulye attım adamın tabağına, öyle söyleyeyim, öyle bir playdi yani ya, bu. Ya ne diyorsun ya? Adam yerken böyle yemeği bir anda kuru fasulyeyi tık pilavın yanına koydum yani adamın. Base atalım. Oğlum bu nasıl bir slow, bırak da gidelim ya. Sen hiç kuru fasulye pilav yemedin mi abi, ne bu böyle? Yok ya. Her iki bize şeyde bir. Benim anneannem şey yapardı. Patates pişirirdi, tamam mı? Sadece patates mesela. Patates yeriz. Böyle atıyorum bizim yeğenlerle. Abi ekmekle yiyorduk. Bir de onu besaçla yiyorduk. Besaç ekmek var Bursa'da. Patatesle yapılıyor ekmek. Hani yarım ekmek ye, 3 gün yemek yemezsin. Bursalılar bilir yani. O ekmekle bize patates yediriyordu. Anneanne diyorum. Ben diyorum ekmek yemeyeceğim diyorum. Yok yok. Doymazsın öyle diyordu. Doymazsın kuzum, ye ye. Ya bu karşı manza ne kadar kötü ya. Adam ulti atıp cancel'lıyor, kafayı yiyeceksin şimdi. Ah! Adam benim E'min içinden geçti lan, öyle bir mekanik mi var? O zaman bu Veigar E'sinden de mi geçiyor bu Ekon'un E'si? Evet. Bok geçiyor. Geçiyor abi. Emin misin? Geçiyordur bence. Hayır, Ekon'un E'si atarken geçmez zaten chat. Vururken geçmesinden bahsediyoruz. Büyük ihtimal atarken geçiyor. Atarken geçmiyor. Hani vururken işte, rakibe vururken. Bence geçiyor ya. Geçiyordur büyük ihtimal. Buradan geçiyorsa ondan da geçiyordur yani. Çünkü şey mantığı da var mesela. Sen adam tam sana iyi tuttururken flash atsan dibine geliyor ya. Aynen aynen. Attığın yere aynı mantık. Ezreal E'si gibi aynen. Bir nevi. Legendary. Yalnız win streak'teyiz ya. Tam maçın bitmesine, şey başlamasına yakın. Abi benim hep böyledir. Bak hep böyle bitiririm. Kaç gündür öyle bir ayarlıyorum ki tam buralarda bitiriyorum oyunları. Farkında mısınız?
Ben ayarlıyorum onu yani. 19 puan geliyor platoda. Dayı nerelere düşürdün bizi ya? Nerelere düşürdün bir adam ya? Vallahi billahi ya.